Kasoğlu. Bugün Chip Tech Talk'ta Doğan Trend Otomotiv'in yeni elektrikli ticari markası Maxus'un lansmanı için Fişekhane Galeri'deyiz. Ve yanımızda Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal var. Öncelikle hayırlı olsun yeni markamız. Teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ederiz. Şimdi şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Son dönemde ülkemizde çok fazla elektrikli araç marka ve modeli görmeye başladık. Hatta MG de bunlardan bir tanesi, en son girenlerden bir tanesi. Ama çok fazla ticari araç göremiyoruz. Yani yanılıyorsam düzeltin. İlk defa gördüğümüz, %100 elektrikli olarak gördüğümüz bir ticari araç. Peki siz bu ticari araç pazarını nasıl görüyorsunuz ve hani 2023 sonu ve 2024 daha sonrası için nasıl bir hedefiniz var bu konuda, bu alanda? Peki, teşekkür ederim bugün lansmanınıza geldiğiniz için. Öncelikle şöyle söyleyeyim, Maxus markası, biz Doğan Holding bünyesinde olan otomotiv şirketiyiz biliyorsunuz, Doğan Trend olarak. SAIC grubu bünyesinde MG araçlarını Türkiye'de getirdik ve oldukça başarılı oldu araçlarımız. Benzer bir başarı hikayesini şimdi SAIC grubu bünyesinde olan 127 yıllık bir marka Maxus, İngiltere'de doğmuş bir marka. Türkiye'de onunla bu başarı hikayesini yazmak, tekrarlamak istiyoruz. Baktığınızda elektrikli ticari araç gerçekten Maxus E-Delivery 3'te tamamen elektrikli dizayn edilmiş. Bizim Born Electric dediğimiz, yani sonradan elektrikli devşirilmiş bir araç değil. Tamamen elektrikli dizayn edilmiş ilk araç İngiltere'de de. Dolayısıyla Türkiye'de de yoğun bir ilgi alaka var. Bu böyle olması tabii ki elektrikli olarak dizayn edilmesi aracın. Hem hafiflik, hem konfor, hem dengeli sürüş, hem iç hacim genişliği, hem de müthiş bir maliyet avantajı sunuyor bireylere ve şirketlere. Bunun da getirdiği birçok avantaj var tabii ki. Bu yüzden de elektrikli ticari araçlarında oldukça yoğun talep göreceğini düşünüyoruz. Bu düşüncemizin arkasında da sağlam nedenler var. Çünkü biz yaklaşık 1,5 senedir Maxus grupla anlaşmak için görüşmeler halindeyiz. Bu sırada birçok araştırma yaptık, müşterilerimizle görüştük. Bu konuda gerçekten bir istek ve ihtiyaç var. Filolar ve büyük şirketler, uluslararası şirketler, dağıtım firmaları tabii ki önde koşuyor buradan. Filolarının önemli bir oranını elektrikli ticari araçlara değiştirmek yönünde planları, programları var. Bunun tabii ki hem karbon ayak izlerini düşürme, çevreye duyarlılık, daha teknolojik araçlar kullanma ve en önemlisi de belki maliyetlerini düşürme anlamında büyük bir fırsat olarak görüyor herkes. Bu da doğru gerçekten. Bu araçların alım maliyeti ilk başta tabii ki daha teknolojik araçlar olduğu için içten yanmalı motorlu bir araca göre biraz daha yüksek. Ancak kullanım giderleri açısından baktığınızda hem yakıt tüketimiyle hem satış sonra servis ihtiyacının az olmasıyla tüketim olarak baktığınızda toplam sahip olma maliyeti 5 katı bir avantaj sunuyor. Bu amortisman dönemi içerisinde 5 senede baktığınızda gerçekten 3-400 bin liralara varan maliyet avantajları sunuyor diğer araçlara. Dolayısıyla bu araçlara talebin gitgide artacağını düşünüyoruz. Tabii ki bu araçların yanında tüketicilere sunduğunuz çözümler de çok önemli. Evet. Biz bu konuda da şanslıyız. Tabii ki bunları planladık, şanslı demek doğru değil. Dünyada bir Wallbox'a bizim bünyemizde. Dolayısıyla Wallbox'a filo müşterilerimizin, bireysel müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik şarj çözümleri sunma gibi bir avantajımız var. Dolayısıyla bu şekilde de çözümleri gördükçe de, araçları tanıdıkça da talebin giderek artacağını, bu ve benzeri araçları düşünüyoruz. Bunu da bize geri bildirimler, direkt yaptığımız görüşmelerde çok net bir şekilde bize ifade ediliyor bunlar. Teşekkürler. Şimdi siz de söylediniz. Bunlar, bu araçlar MG'de öyleydi. Born Electric olarak ifade edilen, tamamen hani devşirme değil, tamamen elektrikli, evet, bir altyapı üzerine kurulduğu için çok daha verimli araçlar. Siz de sanırım hep buna dikkat ediyorsunuz. Getirdiğiniz arabalarda bir önceki de 100 yıllık bir maziye sahip MG vardı. Evet. Şimdi aynı şekilde yine çok eski bir maziye sahip ve tamamen elektrikli olarak planlanmış Maxus var. Şimdi ilk olarak Maxus E-Delivery 3 ile, evet, başlıyorsunuz. Lansmanda da bahsettiğiniz planlarda 7 ve 9 modeli de sanırım planlarınız içinde. Bilmiyorum onun nasıl bir vadede gelir. Bu araçla ilgili olarak biraz teknik detayları alabilir miyiz? Ne kadar yakıyor, ya yakıyor artık bu işin. Enerji tüketiyor diyelim daha doğrusu. Onları alabilir miyiz sizden? Tabii ki, seve seve. E-Delivery 3 modelini tercih ettik. Maxus Music ticari araç portföyü içerisinde. Çünkü
4.8 metreküplük yaklaşık 1 tona yakın yükleme kapasitesiyle şehir içi dağıtım için çok uygun bir araç. Gerçekten piyasada bu yönde de bir ihtiyaç ve talep olduğunu da görüyoruz. Yaklaşık 50 kilowatt saatin üzerinde bir bataryası var. Bu çok üst seviyede bir batarya. Yani son teknolojinin kullanıldığı, işte bizim MG4'ün de kullanıldığı, başka bildiğiniz popüler birkaç elektrikli araç markasında kullanıldığı en dayanıklı, en sağlam, en verimli ve hava şartlarına karşı en az duyarlı araç. Eksi 25 derecede bile şarj verimi düşmüyor örneğin. Dolayısıyla oldukça verimi yüksek. Şehir içine baktığınızda bu araçlarda verimli tüketimi arttıran işte ekonomik mod özelliği var. KERS dediğimiz sistem var. Yani tek pedalla frene basmadan aracı kullanabiliyorsunuz. Çünkü onun hassasiyetini ayarlayarak kinetik enerji geri kazanımı özelliği de var. Bu da aracın verimliliğini, menzilini %15'in üzerine daha da arttırıyor. Dolayısıyla şehir içi baktığınızda 371 kilometrelere rahatlıkla çıkabilen menzillere ulaşıyor bu araçlar artık. Dolayısıyla o yüzden de tercih bir sebebi de bu. Doğru. Şu anda zaten lansmanda da bahsettiğiniz gibi şu son dönemde özellikle pandemiyle başlayan dönemde hani evlere servis çok fazla arttı. Dolayısıyla kimse gidip bir yerlerden bir şey almak istemiyor. Her şey gelsin istiyor. Böyle araçlar açıkçası o tür kullanımlar için çok uygun. Çünkü İstanbul'un trafiği malum. Ve bu elektrikli araçların tamamı da trafikte aslında az yakan araçlar. Diğer fosil yakıtlı araçlara göre. Dolayısıyla büyük bir avantaj. Şimdi açıkçası ben kendi adıma bu tür araçların özellikle elektrikli araçların tamamının ticari olursa çok çok daha güzel tabii ki. Ülkenin dışa bağımlılığını azaltan araçlar olması ve yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü fosil yakıtlı araçlar için kullandığınız her şeyde satın aldığımız her ürüne bir yakıt artışında etkisi var. Dolayısıyla hani umarım daha fazla insan bu tür araçları tercih eder. Hem havanın karbon salınımının azaltılması hem de daha fazla ekonomi için. Çok doğru. Orada isterseniz beklemeyeyim. Dağıtım dediniz. Gerçekten çok öne çıkıyor. Yani Türkiye e-ticarette baktığınızda, internet kullanıcılara baktığınızda bunlar yasal veriler. %64'ü e-ticaretten ürün alıyor. Bu dünya, Avrupa'da birinci sıradayız bu konuda. Evet. Yani internet üzerinden alışveriş konusunda. Baktığınızda dağıtım çok önemli bir hale geliyor. Zaten bize gelen talepler, ilgi alaka, bu lojistik, bizim last mile delivery yaptığımız eve teslim yapan firmalar, kargo firmaları, dağıtım firmalarının ilgi alakası bu tür araçlara, maliyetlerin düşürme açısından da çok yüksek. Evet, ya bu konuda aslında tabii ki mavi buradan seslenelim. Devletimizden de teşviklerimizi bekliyoruz. Çünkü elektrik araçlarının tümü için, yani bu ülke için çok önemli araçlar. Ve bunlar için mutlaka teşvik olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bunları tabii hepimiz daha fazla yaygınlaşsın istiyoruz. Çok her yer elektrikli araba olsun istiyoruz. Bunun arkasında aslında bir şey daha var. Ben onu size kişisel hani fikriniz olarak merak ettiğim için soruyorum, bu işin içinde biri olarak. Şimdi bu ülke yaygın fosil yakıt araçlarının olduğu bir ülke. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla bu altyapının, elektrik altyapısının buna uygun hale getirilmesi gerekiyor. Sizce hani ülkemiz bu yaygınlaşma hızıyla aynı oranda bu altyapıyı destekleyip bu şeyi besleyebilecek mi? Elektrikli araçları besleyebilecek güçle mi? Buna yönelik plan program devletin açıkladığı kalkınma planlarında da olduğunu görüyoruz memnuniyetle. Yerli markamız TOGG'un da girmesi bu dönüşümü hızlandıracaktır. Bizim MG ile Türkiye pazarında açtığımız yoldan birçok marka öyle. Biraz biz burada öncülük yaptık. Evet. Elektrikli araç dediğiniz gibi ben de sizinle kişisel bir vatandaş olarak aynı duyguları paylaşıyorum. Daha çevreye duyarlı araçları bilmek insanı daha da iyi hissettiriyor gerçekten. Evet. Kişisel olarak da insanların karbon ayak izini düşürmesi çok güzel bir şey. Burada biraz daha yolumuz var. Ben yaptığım seyahatler, yurt dışına gittim diyor Avrupa'da. Tabii şehir içlerinde çok daha yaygın olduğunu görüyorum şarj çözümlerinin. Bizim ülkemizde de gitgide artacaktır. Yani ben birçok Avrupa ülkesinde işte aydınlatma direklerinin altında da onlara monte hepsinde şarj şeyleri olduğunu da görüyorum. Bu da hem büyük şehirlerde hem de diğer illerimizde daha gidecek yolumuz olduğunu gösteriyor. Ama siz bir iş yeri sahibiyseniz, efendime söyleyeyim, dağıtım firmanız varsa bizim wallbox'larımızı ihtiyaçları olan yerlere monte ederek zaten 371 kilometrelerden müthiş verimli bir çalışma rutu bu araçlarla planlayabiliyorsunuz ticari için. Bireysel kullanıcılar için de kendi evlerinde, yazlıklarında, iş yerlerinde gerçekten bu araçların menzili arttıkça şarj etme ihtiyacı azalıyor. Yani haftada bir kere şarj etseniz yetiyor bir binek aracı. Hep şehir içi kullanıyorsanız müthiş verimli çünkü.
ona bile gerek kalmıyor bazen. Çok sanıldığı kadar zor değil. Zaten Wallbox gibi hem ucuz maliyetli, düşük maliyetli şarj etme imkanı sunan markalar da var. Dolayısıyla kolay aslında bu çözümlere ulaşmak. Tabii ki elektrikli araç dünyasına girmek için bir adım gerekiyor. Kafada soru işaretli oluyor işte insanların nerede şarj edeceğim vesaire. Her şeyin bir çözümü ve kolay çözümü, rahat çözümü var aslında. Niyet önemli. Evet, doğru. Ama elektrikli araçların dönüşümünün hızlanmasını memnun etti. Ben de otomotivci olarak da gözlemliyorum. Aynı duyguları paylaşıyorum ben de. Son olarak şimdi fiyatı, Türkiye'ye giriş fiyatı ne olacak? Evet. Aracın fiyatını gerçekten 1 milyonun altında tutmak için özel uğraştık. Tabii ki filolara alacakları adetlere göre farklı fiyatlar oluşabilir bizim görüşmelerimizde ama bireysel kullanıcılarımızın açıklayacağımız resmi olarak liste fiyatlarının 1 milyon seviyesinin altında olmasına çok uğraştık, özen gösterdik. Biraz görüşmemizde o yüzden uzadı zaten. 989 bin liralık bir fiyatla çıkıyor. E-Deliver 3 modelimiz Türkiye yollarına. Gayet iyi bir fiyat bence. Bir elektrikli, yani böyle bir teknolojiye sahip bir elektrikli araç için. Peki şey de ekleyeyim şimdi hani bunu alıyor bir iş yeri sahibi, bir tane de dükkanına wallbox koymak istedi. Evet. O zaman maliyetin oluyor ya da mesela bir, ikisini beraber iş yerleri için, ticari kuruluşlar için böyle bir paket düşünüyor musunuz? Evet, burada ihtiyacı kişiye özel çözümler oluşturacağız. Tek bir gömleği herkese giydirmeye uğraşmıyoruz çünkü uymuyor. Tabii ki bir wallbox markamız başka araç alanlarının da alabileceği bir marka ama Maxus alan müşterilerimiz çok daha uygun şartlarda, ödeme koşullarında ve uygun fiyatlarla sahip olabilecekler. Tabii bizim altyapısı çok önemli bu işin. Bizim teknisyenlerimizin altyapısıyla uygun şekilde monte edilmesi güvenlik açısından çok önemli. Tüm o işi de biz garanti ediyoruz. Yani bizim garantimiz de, şimdi şarj çözümü de bizim garantimiz, araç garantisi gibi. Dolayısıyla hem güvenilir hem de uygun fiyat çözümlerimiz var orada da. Çok teşekkür ederim. Yeni markalarla portföyü büyütmeyi düşünüyor musunuz peki? Bu kişisel bir merak soru olarak da ben ekleyeyim en son. Evet. Var mı planlar içinde? Çok acelimiz yok. Onu söyleyeyim. MG'li yakaladığımız başarıda bir ses getiriyor. Dolayısıyla bize de ilgi alaka oluyor yurt dışından. Bazı markalar Türkiye'ye girmek isteyen ama biz vizyon olarak bizim vizyonumuza uygun, büyüme azmi olan ve uzun ülkemize yatırıma uzun dönemli bakan markalarla aslında yürümeyi tercih ediyoruz. Maxus'ta hem de köklü bir geçmişe sahip olması bizim çok önemli. Maxus'ta İngiltere doğmuş, 120 yıllık geçmişi olan çok kuvvetli bir marka. Ve onun sahibi olan Sayık grubunda büyüme azmi Avrupa'da, Türkiye'de ve yatırım iştahı oldukça yüksek. Dolayısıyla bu vizyonda, bu doğrultuda markalarla az ve yani marka sayısı az ama o markalarımızı büyütelim, kuvvetlendirelim. Evet. Biraz daha bizim önceliğimiz yeni marka almaktansa mevcut markalarımızı kuvvetlendirip Türkiye'de adetleri büyütmek, hizmet kalitemizi arttırmak birinci önceliğimiz. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için ve aynı şekilde zamanınız için. Rica ederim. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki Chip Tech Talk programında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.